Şüpheli sadece Dem'i tehdit etmedi bugün. Aslında gündeminde çok az İmralı vardı. Yani hiç değinmedi bile. Sadece dedi ki, ben söylediklerimin arkasındayım. Yani ne Adalet Bakanı'nı eleştirdi, görev vermiyorsun dedi. Ne yeni cümleler kurdu. Hiçbir cümle kurmadı yeni. Ha, Esad'a seslendi. İşte Türkiye çağrılandır dedi. Öyle dedi, böyle dedi, şöyle dedi. Dem'e biraz yüklendi. Bir de kime yüklendi diyeceksiniz. Tabii ki CHP yüklenmeden olmaz. CHP'ye yüklendi. CHP yüklendi. CHP lideri de kürsüye çıktı. Orada bakın bir kağıdı yırtıyor. Şöyle bir fotoğraf var orada. O kimin kağıdı biliyor musunuz? İzleyin. Şimdi en önemli kısım şu. Devlet Bey istiyor ki bunları konuşayım. Ben Devlet Bey'e inat. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elinde tuttuğu konuşma metni kendisine değil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aitti. Altları fosforlu kalemle çizilen ifadelerse Bahçeli'nin meclis kürsüsünden Özel'e yönelttiği sert eleştirilerdi. Geldik konuşmanın en kritik kısmına, en önemli kısım. Ancak Özel o eleştirileri dikkate dahi almadığını konuşma metnini parçalayarak gösterdi. Metnin yer aldığı kağıdı önce ikiye, ardından dörde böldü. Özel'in Bahçeli'ye ironik yanıtı çok sert, parçalanmış. Bahçeli metnini kürsüden yere bırakırkense tavrı bir o kadar nazikti. Yırtılan Bahçeli'nin konuşmasındaysa Özel'e bu eleştiriler vardı. Özgür Bey, yolun yol değildir. Ağzının ayarı hepten bozuktur. Ne sözün söz, ne de siyasetin adam gibi siyasettir. Devlet Bey, senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşulması, Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi çok gerilerde kaldı, çok gerilerde. Cumhuriyet Halk Partisi halktan umudunu kesmişti. Hemen seçim çağrıları yapsalar da CHP yönetiminin gözü başka, kaşı başka oynamaktadır. Sayın Bahçeli'nin bana söyledikleri, bana ve partimize hakaretler, hakaretler, hakaretler. Kendi düştüğü duruma bakmaz, neler söylüyor neler. Bahçeli'nin araba merakını hatırlattı CHP lideri. Yıllar içerisinde eriyen 200 liralık banknotlarla kule yaptı. Devlet Bey'in değil, halkın gündemini konuşuyoruz dedi. Devlet Bey, Devlet Bey arabalara meraklı. Şimdi bir tane Devlet Bey hesabı yapalım. Bu da Devlet Bey'e hediyem olsun. Beni bugün çok güzel anmış, kulaklarım çınlamış. Onun da kulakları çınlasın. Yerli bir firma 2009 yılında 26 bin liraydı. 26 bin lira elimde tutuyorum. Bakın tam 1.3 deste. 100 tane ve üstüne 30 tane. 130 tane 200 liraya bu arabayı alabiliyordunuz. Bavulu Devlet Bey isterse yollayabilirsiniz arkadaşlar. Nermin Hanım diyor ki siyaseten yapılmış bir hareket diyor. Evet tabii ki siyaseten yapılmış bir hareket. Yani görselliği olan bir hareket. Böyle bakıyorsunuz orada kağıdın yırtılması, ne bileyim paraların dizilmesi. Görsellik önemlidir. İnsanın aklında kalır. Şimdi burada hiçbir siyaset üretmeyen, vatandaşın hiçbir sorununa değinmeyen, çözüm önerisi de sunmayan, bütün önerilerin hepsini, araştırma önergelerinin hepsini mecliste reddeden bir Milliyetçi Hareket Partisi. Ve diğer taraftan onun dışında kaldığı zamanlarda da kendisi gibi düşünmeyenleri, bu yurttaş olabilir, gazeteci olabilir, siyasetçi olabilir, tehdit etmekten sakınmayan bir Devlet Bahçeli. Böyle bir siyasi parti, böyle bir siyasi zihniyetten bahsediyorum ki bu zihniyetle buradan bir barış çıkması da mümkün değil. Ötekileştiren, hakaret eden, tehdit, yani tenhalarda sözü ya, unutmuyorum onu. Tenhalarda bile özür dileyecek haliniz kalmayacak diyordu bir önceki hafta yaptığı konuşmada. Maalesef listeler yayınlıyordu, isim isim de söylüyordu. Bu kişinin barış getireceğini mi veya buna bir elçilik yapacağını mı? Hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Yurdum insanı demiş ki şöyle bir mesajı var, ardından Trump'ın tehdidine gideceğiz. O da tehdit ediyor. Hakkımı istiyorum bu akşamki tabela. Fatih Bey, isteyenin bir yüzü kara vermeyen demiş ki, devam getirmiş orada. Bu çok kullanılan bir laftır ama gerçekten hakkımı istiyorum. Önemli olan da zaten hakkımızın verilmesi.